Herkese merhabalar. Ateşli silah eğitimimize hoş geldiniz. Öncelikle motorumuzu açıyoruz ve yeni bir devre oluşturuyoruz. Hemen ardından Windows World Settings ve burada Game Mode Override'dan Game Modumuzu seçiyoruz. İlk olarak sahnemizde fizik simülasyonunu etkinleştireceğiz. Böylece küplerin hareket etmesini ve nesnelerin 0G'deymişler gibi yüzmesini sağlayacağız. E, ufak bir not belirtiyorum. Fiziğin açık olması CPU için pahalı olduğundan oyun motorlarında gerekmedikçe fizik açılmaz. Place Actors penceremi açmak için Window'a geliyorum ve Windows'dan Place Actors'ümü açıyorum. Place Actors sekmemden burada Shapes adı verilen Geri geliyoruz ve buradan küpümüzü tutup Portumuza sürüklüyoruz. Sonrasında aktörümü seçiyorum, modelimi seçiyorum ve sağ tarafta aşağıya doğru inerek physics yapısına geliyorum ve simulate fiziğimi aktif ediyorum. Ardından play tuşuma basarak simulate fiziğimin neler yaptığını görebiliyorum. Görebileceğimiz üzere Simulate Fizik ufak bir yer çekimi sağlıyor ve modelimize, küpümüze, aktörümüze e, bir fizik yapısı ekliyor. Bunu kaldırdığımda farkı göreceksinizdir. Görebileceğiniz üzere havada sabit duruyor. Simulate Fizik'i aktif ediyorum. Hemen ardına geliyorum. Fiziğimdeki nasıl özelliklerim var? Mes, kilogram... Aktörümüzün ağırlığını belirleyebiliyoruz. Bunu tıklayarak aktörümüze herhangi bir ağırlık verebiliyoruz. Bunu 100 kilogram yapabiliriz, 50 kilogram yapabiliriz. Ee, ne kadar arttırırsanız o kadar ağır olur, ne kadar azaltırsanız o kadar hafif olur. Ee, ve sonrasında Enable Gravity'yi de kaldıracak olursak, Simulate Fiziğim aktif, Enable Gravity'yi kaldırdım. Görebileceğimiz üzere küpümüz havada G noktasındaymış gibi duruyor. Enable Gravity burada bizim yer çekimimiz. İkinci olarak nesneler, objekt ve referans. Nesneler hakkında bilgiler edineceğiz ve ilginç programlar oluşturmaya başlamak için nesneler ve veriler üzerindeki işlevselliği nasıl kullanabileceğimizi öğrenelim. İlk olarak objeler, verileri toplayacağımız fonksiyonlardır. Referans ise etkileşime gireceğimiz aktörün dünyadaki yerini belirlemesidir. Fiziğini açtığımız küpü seçiyoruz ve hemen ardından burada görebileceğimiz üzere bir yapımız var. Buradan Open Level Blueprint kısmımızı açıyoruz. Level Blueprint'imizi açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran belirecektir. Burada event graph bizim kodlarımızı yazabileceğimiz yerlerdir. İlk olarak event begin play kullanacağız. Ve tabii ki şu anda sizlere referans yapısını göstereceğim. Öncelikle haritamda aktörümü seçiyorum. Kod kısmına geliyorum. Sağ tıklıyorum. Ve burada bakın şurada görebileceğim üzere create a reference to cube. Peki bu referansların kısa özeti nedir? Referans dediğimiz yapılar bizim küpümüzle ilgili veya haritamızda bulunan herhangi bir yapı ile ilgili sağ tarafta görebileceğiniz details'daki değiştirmek istediğimiz şeyleri kod aracılığıyla değiştirmemizi sağlayan yapılardır. Örnek veriyorum ben şu anda küpümün adını yazdırmak istiyorum. Küpümün adını yazdırabilmem için öncelikle bileşenimi almam lazım. Ve buradaki bileşenim şurada görebileceğiniz üzere bağ üzerinden çekiyorum. Ve get static mesh component yazıyorum. Altta görebileceğimiz üzere get static mesh component diye burada beliriyor. Ve sonrasında benim ekrana yazdırdığım komodum print string yapımdır. Print string'imi buraya ekliyorum ve şuradaki static mesh component'ımın uç kısmından tutuyorum ve string'e bağlıyorum. Ardından buradaki event begin play kodumu print string'e bağlıyorum. Peki bu event begin play nedir? Event begin play bizim oyun başladığında veyahut oyunumuzu haritamıza bir herhangi bir başlama kısmına bastığımız zaman çalışacak kodlarımızdır. Buraya bağladığımız herhangi bir kod oyun başladığında çalışacaktır. Buradan görebileceğimiz üzere play tuşuna basıyorum. Ve sol tarafta görebildiğiniz üzere bizim küpümüzün ismini yazdırıyor. Objekt ve referans kısmımız bu kadar. Sonrasında biz artık bu küpümüze bir itme eklemek istiyoruz. Şimdi bir ateşli silah yapacağımız için öncelikle bir mermi yapımız olacak. Ve bu mermiyi bizim fırlatabilmemiz için bir itme uyguluyoruz aslında. Biz de şu anda bu küpümüze itme uygulayacağımız kodumuzu sizlere göstereceğim. Öncelikle buradaki print string komutumu siliyorum. Event begin play komutumu da siliyorum. Sağ tıklıyorum. Keyboard space bar. Buradaki keyboard space bar yapımız bizim Space tuşuna, boşluk tuşuna bastığımız zaman pressed ve boşluk tuşundan kaldırdığımız zaman realize demektir. Biz boşluk tuşumuza bastığımız zaman bir itme ekleyeceğiz. Ve bu itme ekleyeceğimiz komutumuzun adı da static mesh component'tan çekiyorum ve buraya yazıyorum add impulse. Bakın burada add impulse diye bir yapı göreceğiz. Ve bu add impulse'umu boşluk tuşuna bastığım zaman kısmına bağlıyorum. Ve ardından burada bizim impuls ekleyeceğimiz yani bir itme ekleyeceğimiz konumu belirliyoruz. X yapımız bizim ileri geri. Yani ileri doğru bir itme uygular, geriye doğru bir itme uygular. Y sağa veyahut sola bir itme uygular. Z yukarı veyahut aşağı doğru bir itme uygular. Peki benim bu ya da dediğim kısımları nasıl belirliyoruz? X'e eğer ki 200 yazarsanız ileri doğru bir 200 birimlik bir itme uygular. Eksi 200 yazarsanız geriye doğru bir itme uygular. Lakin ben bunu daha rahat görebilmem için yukarıya aşağıya doğru bir itme uygulayacağım ve buraya 400 birimlik bir itme uygulayacağım. Ve bu itmemin aktif olabilmesi için bu fonksiyonumdaki well change'imi aktif ediyorum. Ardından compile tuşumuza basıyoruz. Kaydediyoruz Ctrl S ile ve buradan play tuşuna bastığım zaman şimdi space tuşuma basacağım. Görebileceğiniz üzere space tuşuna bastığım zaman bir itme uyguluyor. Yukarıya doğru 400 birimlik bir itme uyguluyor. Bunu aralıksız basarsanız tabii ki her defasında bulunduğu noktadan 400-400 uygulama işlemi meydana getiriyor.